Arkadaşlar merhaba. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 18 Ağustos Perşembe günü Ankara'da 9 koşulu programın ilki saat 14'te başlayacak ve birinci altılı ganyanında ilk ayağı olacak koşuda 4 yaşlı Arap atları 2200 metre çim pistte koşacaklar. Handikap 17 koşu. 9 at yarışa kayıtlı. Oldukça zor bir koşu geldi bana. Yani şöyle bakınca şu at gelmez bu at gelir diyebileceğim bir at bulamadım. Sizin tek tuttuğunuz bir at varsa burada takip ettiğiniz tek olabilecek bir at varsa mesaj olarak paylaşırsanız sevinirim arkadaşlar. Benim kuponumda burası hepsi olacak. Sıralamam ise 6 numaralı başkasap önceliğim. Sonra 1 numaralı Yener Bey. 2 numaralı Damla, 3 numaralı Baba Dalyo'dan, 4 numaralı Temelkan ki takip ettiğim bir safkan sürekli startta kalıyor. Son yarışta da önermiştim. Startta kalması iyi bir yarış bekliyorum 4 numaralı Temelkan'dan. 8 numaralı Küçük Şimşek'in oğlu, 5 numaralı Mirdar. ve diğerleri de e, iki hatta kaldı yazmadım. Dediğim gibi ben burası için haş diyorum. 6 ve 4 numarayı çok fazla tuttuğumu da söyleyeyim Bu ikinci koşu satış bir koşusu 4 ve yukarı yaşlı işte Arap atları 1900 metre çim piste koşacak fiyatlarına baktığımızda en düşük 59000 lira aga en yüksekte 80 bin lira akar Nejat var 11 at yarışa kayıtlı bir numara ile iki numara rakiplerinden biraz önde gözüküyor. Bana göre de öyle. Bir adım önde rakipleri ama yine de zor bir koşu. Satış koşusu. Genelde favori gelse de ara sıra sürpriz oldukça sürpriz safkanlar da gelebiliyor. Benim de önceliğim bir numaralı Akar Nejat ve iki numaralı Alemin Kralı arasında geçmesini bekliyorum yarışın. Sürpriz yazmak isteyenlere de iki ad söyleyeceğim. 6 numaralı Kara Çetin. Masum Turan ile ve 9 numaralı Alca Bey'i Nizamettin Demir ile ters bir yarış çıkarabilir. 1-2 önde olsa da 6 ve 9'u da değerlendirmenizi öneririm. Üçüncü koşuyla yedili plase başlayacak 3 yaşlı İngiliz tayları 1400 metre çim piste koşacaklar şartlı 4 koşu. Tek olarak önereceğim safkan son yarışını kazanmış olan 2 numaralı Panecia ki son yarışını yine bugünkü jokey Akın Sözen'le kazanmıştı. 1600'ü 136 29 yaparak iyi bir dereceyle kazandı. 1400 metrede de bu yarışı da kazanmasını bekliyorum. Tek diyorum 2 numaralı Panecia için. Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda 2. Altılı Ganyan 4. koşuyla 15.30'da başlıyor. 2 yaşlı İngiliz taylarının koşusu 1300 metre çim pistte Maiden bir koşu. 3 tane tay yazdım değerlendirmeme. İlki bir kere koşup dördüncülükte kalan 7 numaralı Tom Hagen epey de düşük kan yanına koşmuştu. Bugün için e, Meydan'a çıkmaya en yakın tay olarak görüyorum. Alternatif tek de yazılabilir. E, rakipleri bana göre 800 numaralı Umut Bey. Son yarışını eee daha iyi bir performans bekliyordum. Bugün için e, o performansı gösterebilir. Son olarak da Velat Demir idaresindeki bir numaralı Çift Runur e, biraz geride kalacağını düşünüyorum e, Ganyan olarak. E, yazmanızı öneririm. 7 numara bir adım önde olsa da 8 ve 1 de rakipleri olacak. Tabi North Ireland'a baktığımızda e, sürekli tabela içinde 4-4-2-3 e, yani Maiden'dan bugün çıkar mı bilmiyorum. Ben şablonuma yazmadım. Yani e, ne önde gidebilen bir safkan çıkıp da bitiren safkan değil sonlarda etkili sprint yapabilen de orta mesafede yani orta bir halli bir tay bilmiyorum. Bugün için de yazmadım ben şablonuma 7-8 ve 1 olarak geçeceğim dördüncü koşuyu. 5 koşu Mehmet Ali Kiper adına düzenlenmiş grup 3 koşu 3 yaşlı Arap tayları 1400 metre kumpiste koşacaklar oldukça formda taylar var e, seyretmesi büyük keyif verecek bir yarış 9 tay yarışa kayıtlı 8 ve 9 burada dişi taylar e, 7 tane de erkek tay var e, Ben 4 tay yazdım değerlendirmeme ilki son yarışını kazanan ki 4'te 3 yaptı Daha doğrusu 5 numaralı her daim işman çizikle benim önceliğim ki son yarışında burada rakipleri 1 numaralı Aktağ Fırtınası ve 7 numaralı Katıoğlu'nun önünde kazanmıştı. Ama 7 numara o gün yaklaşık 8-10 boy geç çıkmıştı starttan. Bugün için ben 3. değerlendirmeme yazdım 7 İkinci olarak şanslı gördüğüm Safkan ise kum pistte hiç geçilmedi. Sentetik ve kumda 3'te 3 yaptı. 9 numaralı Berken'in kızı Gökhan Kocakaya ile ikinci şanslı gördüğüm Safkan. Sonra 7 numaralı Katoğlu. iyi bir star çıkışı yapması halinde Akın sözünde kesinlikle fotolayacaktır. Ee, son olarak da 6 numaralı Kaşemum Kara e, kum pistte koşacak. E, son iki yarışın için pistte koştu. İyi bir tay. E, bugün için sürpriz yapabilir burada. sıralamam 5 9 7 ve 6 olacak 5. koşu için. 6. koşu şartlı 4 koşu 3 ve yukarı yaşlı diş İngiliz atları 2200 metre çim pistte koşacaklar ve yamak ikileri burada at binecek. Yamaklara baktığımızda e, Nizamettin Demir ve e, Aziz Akdemir daha fazla yarış kazanmış e, yamaklar. Atların performansına baktığımızda benim önceliğim favorim 5 numaralı Lady Sefor olacak. Rakiplerine göre daha sert gruplarda koştu. Tabelalarda yaptı. Yarışı kazanmaya çok yakın. Furkan Çetin iyi idare ederse ki beğendiğim bir yamak Furkan Çetin 5 numara bir adım önde görüyorum. Sonra 8 numaralı Venice İlk rakibi 5 numaranın. Sonra 1 numaralı Çakır'ın kızı Atı iyi tanıyan yamağı Cem Altun ile yine şanslı olabilecek bir safkan. Son olarak da 6 numaralı Royal Eagle onu da şanslı görüyorum. Buradaki sıralaman 5-8-1 ve 6 olacak. 7. koşu 3 yaşlı İngilizlerin 2100 metre kumpiste koşacakları kısa vade 7. 8 tay yarışa kayıtlı. Önceliğim Gökhan Kocakaya idaresindeki bir numaralı Unchained olacak. 61 kilo rakiplerine göre biraz dezavantaj olsa da son 6 yarışının 4'ünü kazanmış bir safkan ve uzak ara rahat kazandı. Gerçi yarışlarına baktığımızda hep kendinden daha düşük handikaplı atlarla koşup kazandı. Bugün için rakipleri oldukça sert öyle rahat bırakmayacaklarını düşünüyorum. E zor bir yarış bir numara için yanına önereceğim ilk rakip 2 numaralı Gökhan Babam olacak. Mehmet Salih Çelikle ki en çok sevdiği piste koşuyor, kum piste. Gökhan Babam bugün iyi bir performans sergilemesini bekliyorum. Sonra uzun aradan sonra yarış gördü. 3 4 ay aradan sonra yarış gördü 3 numaralı Espinosa Bu mesafede yine şanslı olabilecek bir safkan. Son olarak da 800 numaralı Weiss Tabi bu mesafeye ilk kez koşacak 91 handikap çok formda ama uzun mesafeye hiç koşmadı. Bugün için nasıl koşacağını göreceğiz ama ben yazarak görelim derim. 1 2 3 3 ve 8 buradaki sıralamam. 8. koşuda 2 yaşlı İngiliz tayları koşacak. Dişi İngiliz tayları 1300 metre çim pistte kısa vade 6 koşu. 7 kısrak yarışa kayıtlı üçünü ayırmadan yazın derim İlki e, 5 numaralı Girl Girl of Speed ayhan kurşun idaresinde dayral tutumlu safkanı ilk koşusunda epeyce e, şanssızlıklar yaşamasına rağmen yine de e, 1200 metreyi 1 12. 39 yaparak kazandı e, bugün içinde kazanmaya yakın bana göre Sonra e, 3 numaralı e, Jojovic idman pistindeki akıcı görünümüyle zaten 3 kere koşup 2 1 2 yaptı. Gökhan Kocakaya ile yine şanslıdır. Son olarak da 1 kere koşup e, ikincilik yaptı 4 numaralı Cayka Ama derece olarak baktığımızda da çok iyi dereceyle bitirdi 1200 metreyi 1 11 63 yaparak ikincilikte kaldı. E, ve fotoda kaybettiği bir yarış e, potansiyeli yüksek bir tay. Keza Valeria tabi buradakilerin hep söyle ama Valeria da yine potansiyeli yüksek bir safkan ama bugün için şablonuma yazmadım. Buradaki sıralamam 5, 3 ve 4 olacak. Üçünü de ayırmadan yazın derim. Ankara'da son koşu saat 18'de başlayacak. Değerlendirmeme geçmeden önce yine hatırlatmak istiyorum ki lütfen kanalıma abone olun ve beğeni yapın. Ee, bu şekilde beni desteklemiş olursunuz. Şimdiden teşekkür ediyorum. E ee, Ankara'da 9. koşuda 4 yaşlı Arap atları 1500 metre kum pistte koşacaklar. Şartlı 3 koşu dişlere ait. Ee, tek olarak önereceğim safkan Gökhan Kocakaya İdaresi'ndeki 2 numaralı yaban arısı olacak. Özellikle son yarış derecesi çok iyi. Ee, bu pist ve mesafede 1.46.06 yaparak ikincilikte kaldı. O dereceyi yapabilirse yine ki Gökhan Kocakaya biniyor, gerçi 60 kilo biraz e, kilo ağır. E, yine de yarışı kazanmaya çok yakındır. Dediğim gibi son yarışını tekrarlarsa bu grubu geçip yarışı kazanmasını bekliyorum. E, yanına e, at yazmak isteyenlere tek atmak e, istemeyenler için iki tane tay çıkardım. 3 numaralı Gözlüce ki bugün e, Dilba ilavesi var, ters bir yarış çıkarabilir ki sonlarda yine sprint yapabilen safkanlardan biri ve bir numaralı Fıstıkcan. O da son yarışları hep Çin pistte. Bugün burada ile yine ters bir yarış çıkarabilir. İkinin yanına at yazmak isteyenler için önereceğim safkandır. Bir iki adım önde olsa da iki numara. Üç ve biri de değerlendirmenizi öneririm arkadaşlar. Ankara ile ilgili değerlendirmelerimi bitirdim. Bahtınız açık olsun. Görüşmek üzere.